Yeni herkesten gizleyebilirsin ama benden gizleyemez. İyiyiz. Hile falan yok. Konuşmak yok. Devam edin. Ne oldu? Şimdi de gülebiliyor musun İskender? Senin kim olduğunu biliyorum Cenk. Boşuna uğraşma. Ne yaptın? İnternetten mi araştırdın ha? Sen kafayı bana fena taktın galiba. Aynen öyle. Beş, dört, üç, iki, bir. Ne kadar senin zamanın o zaman? Ne saçmalıyorsun sen? Dediğin hakkında hiçbir fikrim yok. Artık kaçamazsın. Buraya kadar. Kazanan Mavi Ay. Nasıl? Olamaz. Nasıl olabilir ki bu? Yalnız bu zaman bozan da çok uyduruk bir isim ya. Daha iyisini bulamadınız mı? Bir dakika, bir dakika. Bir şey dönüyor burada. Ayrılın. Şu anda skor 2-2. Daha bitmedi. Son maçı alan kazanır. Asya, hazır mısın? Günlerdir. Ne oldu oğlum? Ne konuştunuz Cenk'le? Anlatacağım baba, merak etme. Son karşılaşmadan önce 15 dakika ara. Aa, ara mı? Öyle olsun madem. Artık pes. Ne diyorsun İskender sen? İskender, emin misin? Nasıl buldun peki? Pençe zaman bozulduktan sonra ortaya çıktı. Ve Cenk'in en başından beri bana karşı şüpheli hareketleri vardı. Yani düşünce size de öyle gelmiyor mu? Vallahi düşününce bana da bir mantıklı geldi. Zaman bozanlar eşittir pençe. Vay anam vay. Büyük bir oyunlar olduğunu biliyordum ama büyük değil. Mega büyük ya. Bunca zaman burnumuzun dibindeler be. Ama ben onlara göstereceğim. Sinan. Oğlum dur. Bir şey yapmadan önce tam olarak emin olmalıyız. Gözlemleyelim. Öyle değil mi baba? Öyle, öyle. Önce emin olmalıyız. İskender zaman bozan olduğumuzu biliyor. Hocam biliyorsunuz durum berabere. Şimdi bu karşılaşmada pençe olarak... Şu anda sırası değil. Gidin az ötede oynayın. Dedetmeyin beni. Ama hocam... Yalnız bırakın bizi. Tamam. Sakin oluyoruz ve sakın ama sakın çaktırmıyoruz. Normal davranın. Normal bu değil. Az önce yenildin. Unutma. Ona göre davran. Geliyorlar, çaktırmayın. Hayır ya. Olamaz. Nasıl yenilirim? Hem de dövüşte. Ya yavrum üzülme. Yenmek de var, yenilmek de. Çok yıpratıyorsun kendini sen de. Bir dahakine de sen yenersin. Allah Allah. Hadi, hadi. Rakiplerimize geldi vallahi. Tamam. İskender kardeşim, eğer bu söylediklerin doğruysa
Bunların çoktan kılıçlarını kuşanıp üstümüze çullanmaları gerekiyordu. Hayır yani ben öyle hazırlanmıştım. Evet, hala karşılaşmayı düşünüyorlar. Salih Beyciğim hadi şu işi bitirelim artık. Evet, oyun bozan kimmiş görelim. Karşılaşma bitsin göreceğiz bakalım. Hadi Asya, bitir şunun işini de asıl işimize odaklanalım. Zaten şansları yoktu. Bu haberden sonra hiç şansları yok. Evet rakipler, mindere. Merak etme, çok acıtmayacağım. Sana 3 saniyeden fazla maruz kalmak bile çok büyük bir acı. O yüzden hemen başlayalım. Haydi artık konuşmayın. Başla. Hiçbir yere ayrılmam, merak etme. Daha galibiyetimizi kutlayacağız. Daha iyi misin kızım? Hastaneye falan gidelim mi? Yok hocam, ben gayet iyiyim. Ama benim yüzümden yenildik. Asıl ben ona yanıyorum. Olur mu öyle şey? Sinanlaşma Asya. Tabii ya. Hem ben de yenildim. Hatta ben senden daha iyi yenildim. Daha iyi görünüyorsun Asya. Sevindim. Nasıl oldu anlamadım ki. Bir anda midem bulanmaya başladı. Kesin o Pelin psikopat bir şey yaptı. O zaman Pençe'yle yüzleşme vakti geldi artık. Ne zaman? Şimdi. Peki. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Bu işte tamam. Pes. Bunca yıllık kötülük kariyerim var. Buna ben bile cesaret edemem.
Gerçekten suyuna müsilacı mı attın? Çok değil ya. Azıcık. Şu kadarcık. Ya bir şey olsaydı? Abartma canım. Sadece birazcık midesi bulanıp başı döndü. Sayemde kazandık işte. Çaktırma. Vay vay vay. Meğer ne entrikalar dönüyormuş da. Bizim yeni haberimiz olmuş. O değil de Cenk'le İskender'e ne oluyor ya? Ne bileyim. Efsun Hoca da postaladı bize. Anlamadım ki. Kesin yine bir şeyler dönüyor ama dur bakalım. Yakında anlarız. Geliyorlar. Fazla gülümsemeyin, abartmayın. Asya'cığım, iyi misin? Nasılsın? İyiyim. Ama iyi ol. Çünkü biz çok endişelendik de. Ha? Efsun değil mi? Bu oyunu daha ne kadar sürdüreceksiniz? Bak İskender, biz böyle her kazandığımızda siz çamura yatacaksanız hiç yarışmayalım kardeşim. Evet ya, nedir bu saçmalık? Bir de ne demişti, zaman soran mı? Zaman bozan. Ha, o ne? İtiraf edin de yormayın bizi. Ya sizin akıl sağlığınız yerinde mi acaba? Allah'ım ya Salih Beyciğim, hadi bunlar çocuk. Yani kulüpleri elden gidiyor diye saçma sapan şeyler söylüyorlar ama ben bu hareketi size... Hiç yakışamadım. Ben de aynı şeyi sizin için düşünüyorum Haluk Bey. Rüya görüntülü arıyor. Salih buradalar. Kim orada? Ne oluyor Rüya? Zaman bozanlar. Bak. Kötü bir şey yoktur umarım. Salih Beyciğim bir şey var mı? Beni bulmasınlar, ne olur, ne olur. Toparlanın. Kitap burada değil. Umana kadar her yeri arayacağız. Çıkıyoruz. İyisin değil mi? Çok korktum. Tamam, merak etme anne. İyisin değil mi? İyiyim. Artık korkmaya gerek yok. Ben buradayım. Sakin. Tamam. Çok korktum İskender. Ben buradayım. Bravo. Senaryo müthiş. İnşallah adamlar güzel oynamışlardır. İşimizi gördüler diyelim. Güzel. En son... Dile benden ne dilersen. İstediğin her şeyi hemen şimdi yapacağım. Müzik zevkinizi değiştirmenizi. Tamam, değiştiririz. Ama asıl mesele şu. İskender seni çözdü. Gözü senin üzerinde olacak. Dikkatli ol. Ne yapayım dayı? İskender'i görünce saklanayım mı?
Kendin ol sevgili yerim, kendin ol. Daha önce ne yapıyorsan aynı hareketleri yapmaya devam et. Sen hiç merak etme dayıcığım. Yarın için çok güzel planlarım var. Al Asya'cığım, midene iyi gelir. Teşekkür ederim. Alın hocam. Teşekkür ederim. Hala gözümün önünden gitmiyor içeri dalışları. Bu da demek oluyor ki zaman bozanlar pençe değil. Yani aynı anda iki yerde birden olamıyorlarsa tabii. Ya beş kişiden fazlalarsa? Adamlarını göndermişlerdir belki. Ben de böyle düşünüyorum. Ta ki bunu görene kadar. Doğru. Beş kişiydi bunlar. Hata bende. Erken davrandık. Tam olarak emin olmalıydık. Ben emindim baba. Her şey bunu gösteriyordu. Yani Cenk'in tavırları, Pençe'nin bir anda ortaya çıkması. Dövüş stilleri. Saf birer kötü olmalarını da unutmayalım. Haklısınız. Bunlar şüphe uyandırıyor tabii. Bizimle devamlı dertleri var. Onu da unutmayalım. Hele o Pelin. Ya bence zaman bozan olsalardı kendilerini bu kadar açık etmezlerdi. Ayrıca unutmayalım. Aralarında son derece müstesna şahıslar da var. Doğru. Katılıyorum. Katılıyorum. Ben biliyorum o müstesna şahısları. Ya tamam neyse. Biz Pençe'nin kapanmasına odaklanalım. Şu an durum 2-2. Benim yüzümden yenemedik. Ama bir tek menzil atışı kaldı. Ve bilin bakalım dünya rekorunun sahibi hangi takımda? Evet siz turnuvaya odaklanın. Bu zaman bozanlar meselesini de bize bırakın. Anlaşıldı mı? Arkadaşlar, bu şarkı bir tek bende mi gerginlik yaratıyor, yoksa size de bir şey oluyor mu? Pençe yine bir şeyler çeviriyor. Hayırdır inşallah. Sanmıyorum ama göreceğiz. Hoş geldiniz efendim, buyurunuz. Buyurunuz. Pençe Spor Akademisi yine kayıt dönemi başladı sizlerle. Pençe buralarda tek, güvenimiz bundan ötürü. Hesap soran herkese can, bundan şüphe ya. Yek, dü, se, can, pençe. Yek, dü, se, can, pençe. Evet arkadaşlar, bugün burada toplanma amacımız alt dövüşlerinde elde ettiğimiz muhteşem başarı. Bu ezici galibiyetten sonra herkes kasabadaki en iyi dövüş okulunun pençe olduğunu anlamıştır diye düşündüm. Ne anlatıyor bu ya? Kuru gürültü. Ve kimse pençeden mahrum kalmasın diye geçici bir süreliğine çok uygun fiyata yeni kayıtlar alıyoruz. Siz de pençe bayrağını taşımak istiyorsanız bizi nerede bulabileceğinizi biliyorsunuz. Unutmayın, pençe asla kaybetmez. Yo, biz gördük bayağı kaybediyorlar. Hemen heveslenmeyin bence arkadaşlar. Çünkü bir hafta sonra pençe diye bir şey kalmayacak. Mavi ay, mavi ay, mavi ay. Sevgili Mavi Ay, artık size kızmıyorum, kızamıyorum. Ah,
Bu ne? Yakinen tanıdığım bir psikolog. O dünkü acayip çıkışınızdan sonra ihtiyacınız olur diye düşündüm. Kim geldi? Ya kusura bakmayın, biz tamirci bekliyorduk da. Evet. Tadilat var da kapalıyız maalesef. Yarın buyurun, bir çayımızı içersiniz. Olmaz mı? Güle güle. Güle güle. Travma sonrası stres bozukluğu. Bunu nerede görsem tanırım. Bence de. Hayır hocam. Bu pençe zaman bozan mı değil mi? Bilememenin vermiş olduğu sinir bozukluğu. O da olabilir. Yani stres bozukluğunun bir çaresi var. Onu biliyorum ama bunun var mı yok mu onu bilemiyorum. Ben biliyorum. Pençeyi araştıracağız. Evet. Araştıralım lütfen Salih. Kimdir bu insanlar? Nereden gelmişler? Ne zaman kurulmuşlar? Değil mi ya? Anaları babaları nerededir? Evliliğe sıcak bakıyorlar mı? Çocuk istiyorlar mı mesela? Yani işimize yarayabilir belki diye söylemiştim. Siz bizi bırakın da kendi acınası halinize bakın. Hileyle kazandığınız galibiyetle övünüyorsunuz. Yazık. Yine mi ya? İstiyorsan yine doping testi yapalım. Alıştık nasıl olsa. Hayır. Buna ne bulacaksınız gerçekten çok merak ediyorum. Bileğimizin hakkıyla kazandık. Herkes gördü. Bizim hileye falan ihtiyacımız yok. O zaman niye bu kızın midesine kramp girdi? Canım zayıflıktandır o. Mas güreşinde de yenildiniz. Demek ki biz sizden daha kuvvetliyiz. Haklı olabilirsiniz. Mangala ve okçuluk gibi zeka gerektiren oyunlarda da pek bir şey yapamadınız çünkü. Misal bir bilgi yarışması olsa ağlatırız sizi, ağlatırız. Sen bize aptal mı demek istedin? Öyle bir hata yapmazsın diye düşün. Asıl hatayı arkadaşlarıma bulaşarak yaparsın. Bence dikkatli ol. Dikkatli olmazsam ne olur? Sonsuz sabrım olmadığını görürsün. Ve çok pişman olursun. Pişman etmeyelim sakın. Dikkat dikkat. Pençe ve Mavi Ay üyeleri müdürün odasına bekleniyorsunuz. Ya arkadaşlar ben korkmaya başladım. Bu müdür bizi mi izliyor ya? Hemen. Hocam ilk önce onlar başla. Ne alakası var ya? Bize aptal dediler hocam. Hocam kuru iftira. Hocam beni biliyorsunuz, dayımı tanırsınız. Ben her zaman örnek bir öğrenci olmuşumdur. Pardon, sen mi örnek öğrencisin? Gerçekten hiç güleceğim yoktu. Bütün kasabayı çeteleştirdin be. Hocam ben size söyleyeyim, bunların niyeti iyi değil. Evet, evet hocam. Kendiler hocam. Böyle niyet hocam. Yeter. Sizin yüzünüzden emekli olacağım çocuklar. Evladım, çocuğum. Bir kere de beni dinlemeyi öğrenin. Ha şöyle. Şimdi aranızdaki karşılaşmaları keyifle takip ediyorum. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Aman efendim, biz zaten ne zaman buraya gelsek bir tebriğinizi alıyoruz. Bu turnuva bana bir fikir verdi. Alim Cezeri Koleji, isminden de anlaşılacağı üzere bilim ve kültüre ziyadesiyle önem veren bir okul. Gayet tabii. Dolayısıyla bu okulun bir zihin takımı olmalı. Ve bu zihin takımını da kurmak için en iyi yolun bir bilgi yarışması düzenlemek olduğunu düşünüyorum. Allah'ım, hiçbir doğan bu kadar çabuk kabul olmamıştı. Yalnız bilgi yarışması derken ne tür bilgilerden bahsediyoruz hocam? Canım derste öğrendiklerinizden genel kültür işte. Ne diyorsunuz?
Çok iyi düşünmüşsünüz müdür bey. Biz varız. Bizim için de uygundur efendim. Güzel. Çok güzel. Vay arkadaş! Keşke başka bir şey dileseymişim ya. Meğersem o da gerçek olacakmış. Acaba bir hakkım daha var mıdır? Hayrola Cenk? Neden keyfin kaçtı canım kardeşim? Ben de onun yerinde olsam keyfim kaçar. E bunlar kaslarını kullanmaya alışkın. Beyinlerine değil. Kullanılmayan organ körelir tabii. Elif vurdu, gol oldu. Vurdu deyince aklıma dünkü halin geldi. Hani şu yerde süründü. Ben sizinle her koşulda kapışmaya hazırım canım. Okumayı tam 4 yaşında söyledim. O günden bugüne kadar 937 tane kitap okudum. Ve hepsini ezbere biliyorum. Ezbere. Biz ezbere dayalı eğitime karşıyız. Bence siz şimdiden ağlamaya başlayın ki gözyaşı pınarlarınız birazcık durur. Yarışma günü herkesin önünde ağlamak zorunda kaldım. Bence yürüyün. Gerçekten o kadar kitap okumuş mudur ya? Okusa ne olacak kardeşim? Onlar da Bora var Bora. Bak Bora'yı nasıl ever? İki günde uzayı patlatır vallahi. Biz yine de kibire kapılmayalım. Biraz çalışsak iyi olur. Hadi. Çelebi bütün kaynakları taradı ve pençe hakkındaki tüm bilgileri topladı. Hazır mısınız? Hadi, hadi. Hazırız, hazırız. Hadi. Hadi bakalım. Çelebi, başla bakalım anlatmaya. Haluk Ahrimangil, aslen İskandinav kökenli, eski sporcu. Pek çok madalyaya sahip, dövüş sporları ustası. 1984 yılında İstanbul'da doğdu. 2010 yılında ablası, eniştesi ve öğrencisi Efsun'la geçirdiği elim trafik kazasından sonra ablası ve eniştesini kaybetti. Öğrencisi Efsun'un bu kazadan sonra dili tutuldu. Ya, kıyamam ya. Yazık. Ne acılar çekmiş. Değil mi? Kendisi de sakatlanıp sporu bırakmak zorunda kaldı. Bundan sonra yeğeninin velayetini alan Haluk Ahrimangil, her şeyi bırakıp küçük ve huzurlu bir kasaba olan Temrenli'ye yerleşti. Pençe Spor Akademisi'ni açan eski sporcu, hayatını güçlü gençler yetiştirmeye ve hayır işlerine adamıştır. Vallahi bunu okuyan insan ağlamaktan kör olur. Hayır. Kendimi bilmesem, kendim için üzüleceğim. Yahu sen bunu ne ara yazdın da ne ara internete yükledin? Buraya gelmeden önce. Ya bana bak Efsun. Sana aferin demekten vallahi de billahi de yoruldum ya. Bu sefer biraz fazla abartmışsın. Nasıl? Yahu bunlar bırak bizden şüphelenmeyi. Bunu okuduktan sonra Temrendi'nin anahtarını verirler bize. Duydunuz işte. Pençe'nin kısa özgeçmişi böyle. O zaman kesin olarak zaman bozan değiller. İskandinav kökenliymiş. Bunun dedesi mühendis başı değil olsa olsa Odin olur. Ama zaman bozan olmasalar bile sakladıkları bir şey var, buna eminim. Neyse, boş verin onları şimdi. Şu zihin takımı karşılaşması bence gayet iyi bir fikir. Buna yoğunlaşalım. Hocam çok atıp tuttuk. Özellikle ben biraz abartmış olabilirim. Pençeyi ezip geçmemiz lazım. Biz sahaya rakibimizi ezmek için çıkmayız. Bu oyunda da tıpkı ok atışları ya da alp oyunlarında olduğu gibi ya kazanırız ya da öğreniriz. Başlayalım mı? Başlayalım. O zaman ben başlıyorum. Tarihte sultan unvanını alan ilk hükümdar kimdir? Gazneli Mahmut. Doğru. Geriye doğru uçabilen tek kuş. Sinek kuşu. Bilgisayarın kaç tane işlem birimi vardır? 5. RAM, ekran kartı, işlemci, anakart ve güç kaynağı.
Konuş kız! Yetişkin bir insan vücudunda kaç kemik vardı? 206. Nasıl bildin ya? Birkaç tanesi kırılınca kaç tane kaldığına baktım. Peki, Erciyes Dağı nerededir? Kayseri! Yani övünmek gibi olmasın ama memleketim. Kayseri ama değil mi Ardacığım? Geyle. Yaptığı astronomi ve matematik çalışmalarından dolayı NASA tarafından ayda bir kratere adı verilen ilk Türk. Ali Kuşçu. Ama biz... Ne yapayım, tutamadım kendimi. Neyse. En büyük ada. Grönland. Doğru. DNA'nın en küçük yapı taşı. Nükleotitler. Güzel. Geç bakalım. Berk. En büyük köpek balığı türü leopar köpek balığıdır. Doğru. Anlaş. Balina köpek balığıdır. Ahmet. En büyük kıta hangisidir? Amerika. Çin değil mi? Çiniz daha çok çalışır. Ardal. Güneş sistemimizdeki en büyük gezegen hangisidir? Dünyamız olabilir mi? Olamaz. Çünkü Jüpiter. Kal. Bora, sen gel. Ama ben şu an bayağı gergin olduğum için bildiklerimi de unutmuş olabilirim. Kes! Bildiği bir şey var sanki. En küçük ülke hangisidir? İngiltere. Demiyorum. Çin. Hiç demiyorum. O zaman ben Çorum diyorum. Gitmiştim. Çok büyük bir yer değil. Aferin Bora. Tebrik ediyorum seni. Bildin mi? Ha, bildim. Ah. Çorum ülke mi? Vatikan, Vatikan! Ceren. Sinema kaçıncı sanat dalıdır? Çabuk cevap ver, yoksa yeri öpersin. Beş. Hayır, yedi. Beşinci sanat dalı edebiyattır. Pelin dışında hepiniz bomboşsunuz. Bomboş. Maşallah. Tertemiz. Hiç kullanılmamış beyinleriniz var. Zihin takımımıza üç yeni arkadaş almayı öneriyorum. Tercihen zihinleri olan. Keşke. Keşke bu takımı komple yenileyebilme şansım olsa ama yok. Niye? Çünkü onlar bu takıma meydan okudular. Ve ben dereye geçerken at değiştiremiyorum. At derken? Size iki gün süre. İki gün sonra içinizden birini beşinci olarak seçeceğim. Size gelince siz daha çok çalışacaksınız. Herkesten daha çok çalışacaksınız. Pençe buralarda tek Türk. Güvenimiz bundan ötürü. Hesap sorar herkese. Can bundan şüphe mi var? Yek, düze, anlaşıldı mı? Pençe. Yek, düze, can, pençe. Anlaşıldı mı? Yek, düze, can, pençe. Bak sözlerime, yönünü bilmeyen o gitmezse de.
karanlıktan korkmayız. Kara bizim adımız. Vur, kır, haykır. Duyulsun namımız. Pençe, ye, hü, se, ca, pençe. Güvenen şu ekme, göreceksin mavi ay doğacak gökyüzüne. Toz topara, toz topara. Toz topara. Toz topara. Vatan tutan çoktur ama içi boştur. Ahmet Ali. Nil Nehri. Çin. Tuz gölü. Afrika. Everest Dağı. Sarı. Haydi. Güzel. Genel kültürden nasibini almamış bu kerestelere bile bir şey öğrettik ya. Şu anda benim içim gerçekten çok rahat. Benim pek değil ama. Aşk olsun sevgili yeğenim. Senin hiç kasmana gerek yok ki. Maşallah. Sen zehir gibisin. Sadece minnacık, minicik, mini minnacık, küçücük bir zayıf noktam var. Osmanlı tarihi. Malım da oradan çok soru gelmez. Aman, senin de taktığın şeye bak. Sen hepsini yiyeceksin, merak etme. Alış. Evet, devam. Biliyorsunuz ki yarınki yarışmada bilgi kadar konsantrasyon da önemli. Ve biz dikkatimizi toplamak için ne yaparız? Ok atarız. Haydi o zaman. Dünyanın en iri kemirgini hangisidir? Vahşi köstebek. Demek isterdim ki ama... Kapibaran. Asya Hun Devleti'nin ilk hükümdarı kimdir? Teoman. Müzik eserlerinin hızını belirlemeye yardımcı olan alete ne isim verilir? Metronom. Kutat Kubilik kim yazmıştır? Yusuf Has Hacip. En son keşfedilen kıta? Amerika. Yanlış. Antarktika olacaktı. Nasıl ya? Asya ne yapıyorsun? Sakin ol. Asya ne oluyor? Sakin ol biraz. Ya nasıl sakin olayım? Böyle kolay bir soruyu nasıl bilemem? Ya bacım tamam sakin ol. Boş ver. Asya ucunda ölüm yok ya. Ya anlamıyorsunuz. Pelin dövüşlerde hile yaptı ama ispatlayamadım. Yarın o suratını mosmor görmezsem deliririm. Neyse hadi devam. Aferin Arda. Kaptın 5 numarayı. Çalışınca oluyor valla. Hadi görüşürüz. Bay bay. Pelin bir şey diyeceğim. Söyle. Şey diyorum. Biz de biraz çalışsak ya. Belki birbirimize yardım edebiliriz. Beni çalıştırır mısın diyorsun. Yani. Vallahi benim bale okuluna gitmem lazım Boracığım. Annem fena yapacak yoksa. Ya tamam işte. Bir yandan bale çalış, bir yandan bana soru sor. Olmaz mı? İyi hadi gel. Bak yine kıyamadım. Bir de bana taş kalpli derler. Ya o Ceren kabiliyetsiz nereye kaçtı? Gördün mü? Yo. Herkesten önce çıktı galiba. Aman neyse bizden uzak olsun. Pelin, ne oluyor?
yapmışsın ya. Bravo. Bravo. Gerçekten muhteşem. Gerçekten şahane. Enfes tek kelimeyle. Siyo. Anne, bunun burada ne işi var? Aa, Pelin'cim ne kadar ayıp. Yeni öğrencimi böyle mi karşılıyorsun? Hiç yakıştıramadım sana. Siz arkadaşmışsınız zaten. Arkadaş mı? Ya sana bir şey diyeyim mi? Bu dövüşle baleyi birlikte çalışmak o kadar işe yarıyormuş ki. Aa, çok beğendim, çok. Kayıt formunu getirip geliyorum. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Sana bir mesaj vermeye çalışıyorum Pembiş Prenses. Benimle uğraşma. Ben de seninle uğraşırım. Başlatma mesajını. Çık git buradan yoksa fena olur. Olur. Ama önce bir Asya'ya uğrayayım da suyuna ilaç kattığını söyleyeyim. O da bilsin. Yazıktır. Olaylar iyice karışıyor. Bana bakın. Bundan sonra ikiniz de bana iyi davranacaksınız. Tersim pistir. Söyleyeyim. İşte şimdi keyfim yerine geldi. Ne oldu? Ne bu neşe? Soruları falan mı çaldınız yoksa? Sinan yapma. Ne diyorsun oğlum sen? Hile yapmayı seviyorsunuz ya, onu diyor. Sizi yenmek için hile yapmama gerek yok. Buradaki hepinize yeter. Hadi sen neyse de, bu yanındakilerin bilgileri yetecek mi acaba? Bir kere bilmemek değil, görmemek ayıp, tamam mı? Bora, susar mısın lütfen? Bunun yüzünden akıl oyunlarıyla şaşırtıyor beni. Sen doğuştan şaşkınsın oğlum. Tamam yeter hadi, kozlarınızı birazdan paylaşırsınız. Hadi geç. Paylaşacağız, paylaşacağız. Hiç merak etmeyin. Tarihte bilinen ilk ticaret yolu kral yoldur. Asya tamam yeter. En büyük güce sahip kara omurgalı türü deve kuşudur. Dünyanın en büyük hidroelektrik barajı Çin'deki üç boğaz barajıdır. Asya yeter dedim ya, beynin yandı resmen. Yetmez. Bitireceğim o pembişi. Pelin'cim. Canım. Benim şimdi yarışmada boğazım kurur. Sen en iyisi git bana bir su getir, olur mu tatlım? Ha ama suyumun içine bir şey atma, olur mu? Sen kime emir verdiğini sanıyorsun? Aa, olmuyor ama böyle. Bana iyi davranman konusunda seninle konuşmamış mıydık? Davranmazsam ne olur? Küçük sırrın artık bir sır olarak kalmaz. Kızlar, size çok önemli bir şey söylemem gerekiyor galiba. Eğer söylemezsem içimde kalır. Matematikçi değil mi bu? Evet. Mavi Ay'ın da kankası. Hocam hayırdır? Hayır çocuklar, hayır. Yarışmanın sunucusu ben oldum. Olmaz böyle şey. Sebep? Soruları tarafsız birinin hazırlayıp sorması lazım. Evet. Savaş Hoca tarafsız değil. Bunu kabul etmiyoruz. Bundan bizim de haberimiz yoktu. Ya bir dakika çocuklar, bir dakika. Yani soruları ben hazırlamadım zaten. Müdür bey hazırladı. Ben de bilmiyorum yani. Dolayısıyla tarafsızlığıma güvenebilirsiniz. Ha. İyi o zaman. Yani.
Kızlar nerede? Ne o? Hayalet görmüş gibisin. Yoksa yaklaşan hezimetine mi üzülüyorsun? Sen kendi işine bak. Ceren, ne söyleyeceksen söyle hadi. Hiç canım. Size iyi şanslar demek için gelmiştim. Bugünkü karşılaşmada ihtiyacınız olacak. Bin mukabele canım. Birazdan kimin neye ihtiyacı olacağını göreceğiz. Bana bak. Sakın sana acıdığımı zannetme. Seni düşündüğüm için değil, pençe için söylemedim. Ama ayağını denk al. Çünkü her zaman bu kadar düşünceli olmam. Alim Cizeri Koleji'nin sevgili öğrencileri, hoş geldiniz. Bu bilgi yarışmasını düzenlememizde bize ilham veren okulumuzun iki güzide takımını, Mavi Ay ve Pençe'ye teşekkür ediyorum. Her ikisine de başarılar diliyorum. İlgili olan kazansın. Hadi başlayalım. Yarışmamız başlamak üzere. Her soru 5 puan değerinde ve 50 puana ulaşan ilk takım yarışmayı kazanmış olacak. Anlaşıldı mı? Güzel. O zaman başlıyoruz. Türk edebiyatında iz bırakmış eserlerden biri olan Kaşağı kitabının yazarı kimdir? Evet Pençe. Ömer Seyfettin. Doğru. 5 puan Pençe'ye. En çok ülkenin bulunduğu kıta hangisidir? Afrika. Doğru. Dünyada en çok ziyaretçi çeken müze hangisidir diye soracaktım ama sordurmadınız. Ben direkt söyleyeyim cevabı hocam. Fransa'daki Louvre Müzesi. Doğru. Maddenin ısı alarak katı halden sıvı hale geçmeden doğrudan gaz haline geçmesine... Sütlimleşme. Efendim? Pardon, heyecandan dilim sürçmüş. Süblimleşme denir efendim. Doğru. Yok artık, bu ne ya? Oraya bir 5 puan daha yazmanızı rica edeceğim. İşte buldum. Ya arkadaşlar kendinize gelin. İzliyoruz resmen ya. Tamam, morali bozmak yok. Cevapları biliyoruz. Yani sadece sakin olun. Evet, devam ediyoruz. Yalnız lütfen soruların bitmesini bekleyelim. Lütfen, bekle. Güneş sistemindeki gezegenlerin neredeyse tamamı saat yönünün... Venüs. Venüs saat yönünde dönür. Ya size bekleyin dedim değil mi çocuğum? Bekleyin. Bak, battı her taraf. Mahvoldu. Sayılmaz mı? Sayılır değil mi hocam? Sayılır, sayılır. Ama olmaz ki böyle hocam. Baksanıza soruların hepsi battı gitti. Ziyan yok Savaş Hocam. Bende yedek sorular var. Ha. İyi. Teşekkür ederim.
Asya, sakin ol. Gerildiğimizden kaybediyoruz. Şimdi ne olacak? Artık yapacak bir şey yok. Ne çıkarsa bahtımıza. Evet, taptaze sorularla yarışmamız devam ediyor. İnşallah Osmanlı ile ilgili soru çıkmaz. Yalnız rica edeceğim. Soru bitene kadar lütfen hiç kimse hiçbir şeye basmasın. Anlaşıldı mı? Güzel. Soru geliyor. Osmanlı'da en uzun süre tahtta kalan sultan kimdir? 4. Mehmet. Maalesef yanlış. Kanuni Sultan Süleyman. İkinci en uzun süre tahtta kalan 4. Mehmet'tir. Doğru. Soru geliyor. Hem karada hem de suda yaşayan hayvanlar hangi sınıfta yer alırlar? Amfibiler. Doğru. Sıradaki soru. Genel ağ ve bilgisayar teknolojileri aracılığıyla kişi haklarının ihlal edilmesine ne denir? Önce mavi ay bastı. Bilişim suçu. Çok doğru. Mezopotamya'da kurulan ilk uygarlık hangisidir? Babililer. Ne yazık ki yanlış. Hayır. Doğru cevap Sümerler. Doğru. Selimiye Camii ve Külliyesi nerededir? Bilmiyorsan niye bastın? Evet, cevabınızı bekliyorum. İstanbul. Maalesef yanlış. Edirne. Doğru. Belki de yarışmanın son sorusu olacak. Mavi Ay'ın 50 puana ulaşması için sadece bir soruya ihtiyacı var. Pençenin ise 2 soruya ihtiyacı var. Hazırsanız soru geliyor. Osmanlı'da ordunun silahlarını temin etmek, bu silahların bakım ve tamirini yapmakla görevli askerlerin bulunduğu okul hangisidir? İşte bunu biliyorum. Önce mavi ay bastı. Topçu Hoca. Hayır, Cebeci Hoca. Hayır, Topçu Hoca. Eminim, baktım. Asya, ben o zamandan geliyorum, farkında mısın? Ya belki hatırlamıyorsundur. Baktığıma eminim, Topçu Hoca. Tamam Asya, sen bilirsin. Evet, cevabınızı alayım. Topçu Hoca. Maalesef yanlış. Evet. Cebeci Hoca. Doğru. Son tahlilde her iki takımda 45 puanla. Bu soruya doğru cevap veren yarışmanın galibi olacak.
Dünyanın çalışır durumda en eski saati olan ve Çekya'nın başkenti Prag'ın meydanında bulunan astronomik saat kulesi kaç yılında inşa edilmiştir? 1400. Tecrübelerimizden biliyoruz. Doğru cevap. Hadi hadi hadi. Bir, iki, üç, mavi, ay, hey! Hadi Asya, Asya, takma bu kadar kafana, kazandık işte. Ya tamam kazandık da baksana yüzüme bile bakmıyor. Hala sinirli bana. Evet sinirliyim ama soruyu bilememene değil. Bu kadar hırs yapmana kızdım. Hırs sana hiç yakışmıyor Asya. O kız beni hasta ederek yendi. Hile yaptı. Tabii ki hırs yapacağım. Aynısını bana da yaptılar Asya. Evet seni de gördük. Bütün hafta ruh gibi gezdi. Ama kimseye zarar vermedim öyle değil mi? Arkadaşlar şu anda neyi tartışıyoruz? Evet ya, bizim şu anda eğlenip halay falan çekmemiz lazım. Bir dakika ya. Sen neyi ima ediyorsun? Ben takıma zarar mı veriyorum şimdi? Asya, uzak mı sakma? Ben öyle bir şey ima etmedim. Sadece bu kadar hırsın insana zarar vereceğini söylüyorum. Öyle mi her şeyin en iyisini bilen İskender? Tabii ya. Bunun da en iyisini sen bileceksin. Arkadaşlar ne olur yapmayın ya. Durun ya. Bu kadar eleştiriyi kaldırır. Ne de olsa geçmişten geldi. Sen neyi ima ediyorsun? Sen neyi ima ediyorsun? Ben takıma zarar mı veriyorum? Ben takıma zarar mı veriyorum? Uzak mı sen? Uzak mı sen? Ben öyle bir şey ima etmedim. Ben şimdi de bana insanın sana zarar vereceğini söylüyorum. Öyle mi her şeyin en iyisi? Öyle mi her şeyin en iyisi? Tabii ya. Bunun da en iyisi. Bunun da en iyisi. Bunun da en iyisi. Ne de olsa geçmişten geldi. Geçmişten geldi. Geçmişten geldi. Sevmez günün sonunda. Atarım oklarımı ben yine ard arda. Kardeşim söyle bana, yanlış mı yoksa? Yok hayır yok, yanlış değilsin. Doğru yanlışı sen iyi bilirsin. Bak bu sözüm bize laf edene gelsin. Sen asla mavi ay değilsin. Duyduk ki gelmiş yine yeni birileri. Çok iddialarmış ve de biraz acemi. Lafla yürümez bile o peynir gemileri. Neydi isimleri pek çemi, neydi isimleri? Gelin şu sözüme kulak verin ha dostlar. Mavi ay düşmanını zorlar. Kulağını aç pençe benden söylemesi. Duyduğum benim yani eski Karayel'in sesi. Toz koparan toz koparan ah. Toz koparan toz koparan ah. Var mı ondan uzatan?